Da bir konumuz var. Hemen ardından tabii, yine sohbetimiz devam edecek. Özer söz sende. Yanında sanıyorum gazeteci Mustafa Mutlu var. Evet. Şu anda Silivri cezaevinin içindeki duruşma salonunun önündeyiz. Vatan Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu bizimle beraber. Mustafa Mutlu'yla hem duruşmadan önce duruşmaya girmek isteyen yurttaşlara yapılan müdahaleyi konuşacağız. Zira Mustafa Bey müdahaleyi canlı olarak tanık oldu. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Neler yaşandı o müdahale sırasında? Nasıl bir durum söz konusuydu? Şimdi müdahale öncesinde zaten bugün Tatem yolundan başlayan bir gariplik söz konusuydu. Silivri'ye ulaşan, Silivri cezaevine gelen bütün yollar kesilmişti. Yani bu mahkemeye gelebilmek bile bir işti. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle ya da arabalarıyla buraya gelen insanlar yollarda çevrildiler, engellendiler ve kilometrelerce yol yürümek zorunda bırakıldılar. İnanılmaz polis ve jandarma labirentlerinden geçtiler. O labirentlerden geçtikten sonra duruşma salonunun yetersizliği yüzünden %90'ı diyeyim, önemli bir bölümü içeri alınmadılar. Cezaevine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bariyerlerle ve askerlerle çevrili bir yerde tutuldular. Sesler yükselince, içeri girmek istediklerini belirtince arbede çıktı. Bu duruşmanın adaliyet ilkesine aykırı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Duruşmayı izlemek serbesttir. Kaldı ki burada bugün 13 Aralık'taki kadar bir kalabalık yok. Yani bu etrafında insanlar geldiler. Gelen insanlara orada jandarmanın yaptığı müdahale çok sert bir müdahaleydi. Tanık olduk, üzüldük. Hatta bir milletvekilinin biliyorsunuz ayağı kırıldı, darbe olarak verdi. CHP milletvekili Mahmut Tanalı, doğru söyledim, Mahmut Bey'in ayağı kırıldı. Yaklaşık 3 ya da 4 vatandaşımızın yerlerde sürüklendiğini, tazikiz olan ödüler altında kaldılar. Hatta bir tanesinin gözünde çok çok ciddi bir problem oluştuğunu gördüm, gözlerimle gördüm. Bir vatandaşımız büyük bir ihtimalle kalp krizi geçirdi ve burada yeterince ambulans olmadığı için sadece bir tane ambulans vardı. O 4-5 kişi ambulans beklemek zorunda kaldı. Hakim vatandaş kendi yakınlarını, daha az olan yakınlarını tarlalardan kollarına taşımaya çalıştılar. Yani İstanbul'un ortasında böyle bir rezaletin, kepazeliğinin yaşanması üzerine milletvekillerinden oluşan, CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyetle birlikte ben de vardım. Buradaki kampüsün komutanlarıyla görüşmeye gittik. Kendilerine kaymakamlık tarafından böyle bir talimat geldiğini söylediler. Talimatı göstermeleri istendiğinde milletvekilleri tarafından. Canım işte bizim de tasarruflarımız var. Geçen 13 Aralık'tan ders aldık ifadelerini kullandılar. Ve kesinlikle barikatları kaldırmama konusunda kararlı olduklarını belirttiler. Milletvekilleri de bunun üzerine hadisenin çok daha vahim boyutlara ulaşabileceğini düşünerek onları ikna etme yoluna gittiler. Sonuçta burada milletvekillerinin ve halkın sağduyusuyla gerçekten bana göre çok ciddi olaylar öğrenmiş oldu. Hacan, her şey olabildi. Bir sebebini ben anlamadım. Hiç kimse anlamadı. Benim sefahatine gelirsek şimdiye kadar talepler toplandı. Son duruşmada mahkeme yeni tanık dinlenmesini bundan sonra dinlenecek sanıkların gayri ciddiliğini gerekçe göstererek reddetmişti. Oysa bugün öyle tanıkların ismi zikredildi ki Genelkurmay Başkanı, eski bir Genelkurmay Başkanı'nın tanıklığı söz konusu. Eski kuvvet komutanlarının tanıklığı söz konusu. Hatta canlı bağlantıyla Kanada'dan bu davanın açılmasına yol isimli şahsın ifadesinin alınması söz konusu.
Mahkeme şu anda bu öğle arasında bu kararları, ara kararı verecek, bu talepleri değerlendiriyor. Ben ilk kararında ısrar etmemesi yönünde bir karar çıkacağını umut etmek istiyorum. Ama buna inanıyor muyum? Açıkçası inanmıyorum. Çünkü mahkemenin bugüne kadar olan tavrını biliyorum. Peki bu bahsettiğimiz kuvvet komutanları, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener veya davanın açılmasına sebep olan Tuncay Gine gibi tanıkların dinlenmesi davanın seyrini nasıl etkiler? Baştan sona kadar etkiler. Çünkü bugün ifadelerine başvurulacak olan kişiler, Tuncay Güney bu davanın açılmasına neden olan verdiği ifadelerle, polise verdiği ifadelerle, işkence altında verdiğini söylediği ifadelerle bu davanın açılmasına neden olan bunlar yüzlerce kişinin 5 yıla yakın bir sürede cezaevinde tutuklu olmasına neden olan kişi. O yüzden bugün vereceği ifade çok önemli, eğer ifade verirse. Diğer eski Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ise sözüm ona olası darbenin hedefleri olarak gösterilen kişiler. Yani darbe mağdurları, olası darbenin mağdurları. Şimdi bunların vereceği ifadeler eğer sanıkların lehinde olursa savcının hazırlamakta olduğu söylenen mütalaanın baştan sona değişmesi gerekir. Bu ifadelerin o yüzden alınmasını mecburi olarak, zaruri olarak görüyorum. Alınmaması durumunda zamanın çok önemli bir bölümünün tanık dinlenme safhasının yarım kaldığını söylemek mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Silivri'de yaşananlar, tanıkların gelmesi ve dinlenmelerinin istenmesi, iddianamelerde mağdur olarak gösterilen tanıkların bu özellikle Genelkurmay Başkanı'na destek için burada olması bir yandan da akıllara daha önceki amirallere suikast tertibini getirdi. Bir amirallere suikast tertibi destek olmak için öldürüleceği iddia edilen amiraller duruşma salonlarına gelip kendilerine destek olmuştu ve bu davada böyle bir mağduriyetleri olmadıklarını açıklamıştı. Şu anda Silivri'de duruşma salonunun kapıları açılmak üzere, kapılar açılacak. Bir sonra da sanık tutuklu yargılanan 67 kişi salona alınacak ve sanıkların inip dinleyeceğine Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve kuvvet başkanının beraber mesai yaptığı silah arkadaşlarının tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceğini Türkiye'ye gene ulusal kanal ekranları aracılığıyla aktaracağız.